Saygıdeğer Karagöz ailesi, merhum büyükelçimizin saygıdeğer anneleri, oğlu Batuhan, saygıdeğer aile bakanımız, gazeteci arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarım, bugün Türk Hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı. Ulanbator Büyükelçiliği sırasında Atayurdu Orta Asya ile bağlarımızın güçlenmesine büyük katkılar sağladı. Amman Büyükelçisi iken oldukça zorlu bir dönemde Filistin davasına sahip çıktı. Bir evladı Fatiha torunu olarak Balkan Türklüğüne ve soydaşlarımıza kariyeri boyunca özel hassasiyet gösterdi. Lizbon'da sadece 4 ayda nedenli başarılı olduğunu dün beni hemen taziye için arayan Portekiz Dışişleri Bakanı'nın samimi ifadelerinde bizzat gördüm. Başarısı sadece yurt dışı ile sınırlı değildi. Merkez görevlerinde milli diplomasimizin geleneksel kabiliyetlerini zamanın ruhuyla birleştiren adımlara öncülük etti. Mevlüt Bakanımızın mahiyetinde Antalya Diplomasi Forumu'nun güzel bir küresel marka haline gelmesinde büyük emekleri oldu. Basın ve kamuyla iletişim alanlarında yenilikçi adımlara imza attı. Bütün bunları yaparken bakanlık içinde ve bütün ilgili kurumlarla etkin bir koordinasyon yürüttü. Mesleğin gereği olan iletişim becerisini, heyecanlı kişiliğiyle, mütesebbim çehresiyle ve hayata tutkulu bağıyla birleştirdi. Bu nedenledir ki bu ani vefat haberinin yarattığı sızı, kıymetli bir büyükelçinin kaybı kadar çok iyi bir insanın aramızdan ayrılmasıdır. Başta ailesi olmak üzere sevenlerinin ve camiamızın büyük bir acı içerisinde olduğunu biliyorum. Mesleğe bıraktığı iz ve bu gök kubbede bıraktığı hoş seda ile teselli bulmaya çalışacağız. Yüce Rabbimden kendisine gani gani rahmet eylemesini diliyorum. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, dostlarına ve harici camiamıza sabrı cemil niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Sayın Bakanım, Sayın Bakan Yardımcılarım, değerli büyükelçilerim, babamı tanıyan sevgili dostlarımız, beni aranızdan bilenler bilir, duygularımı dile geçirmekte küçüklüğümden beri zorluk çeken bir insanımdır. Bu konuşmayı ilk hazırladığımda kendi duygusuz tarzımla yazmak istedim. Ama şimdi babamın isteyeceği gibi daha kalpten ve dürüst bir şekilde devam ediyorum. Babamın mesleğinden dolayı ondan uzak kaldım. Ve bu sebeple iki tane Murat Karagöz tanıyordum. Biri insan olan babam, diğeri bir efsane. Benim tanıdığım babam çok duygusal, karizmatik, sevecen ve çok neşeli biriydi. Ailem ve babamın arkadaşları, sonra meslektaşlarından onun hakkında duyduklarım, beni gereğinden çok daha az tanıyabildiğim babamı ölümsüz bir kahraman olarak kafamda yerleştirmişti. Ama nihayetinde bir insandı. Benim ve ailemin üzerimize düşen ve hiçbir zaman tamamlayamayacağımız imkansız görev, babamın efsanesini kendi başarılarımızla devam ettirmek. Her baba oğlunun onu aşmasını ister ama ben bu kadar yüksek bir çıtayı hayatta geçemem. Ve bundan dolayı sizlerden 3 tane ricam olacak.
Birincisi, babam her zaman beni ne kadar çok sevdiğini, benimle ne kadar çok gurur duyduğunu her fırsatta hatırlatırdı. Ama benim ömrüm boyunca yanımda taşıyacağım pişmanlığım, babama benim ona ne kadar saygı duyduğumu, ne kadar sevdiğimi belki emin olamadan yanımızdan ayrılmış olması. Sizlerden ilk ricam, sevdiklerinizi, sevdiğinizi belli edin, dile getirin. Benim gibi acaba babam biliyor muydu gibi hislere kapılmayın. Özellikle babaları yanında olanlar, benim artık yapamayacağım, babanıza sarılın ve öpün. İkincisi, babamın efsanesini hiçbir zaman unutmamak için lütfen çaba gösterin. Onun çalışkan, sosyal, karizmatik ve savaşçı ruhunu örnek olarak görün. Son olarak da benim için eğer aranızda babam hakkında anlatacak hikayeleri ve anıları olanlar varsa onları her zaman dinlemeye hazır olduğumu bilmenizi isterim. Hepinize sonsuz saygılarımı sunarım. Sağ olun. Sayın bakanlarım, sayın bakan yardımcıları, bakanlığımızın değerli mensupları. Lisbon Büyükelçimiz Sayın Müsteşar Özel Müşavirliği'nde şunları duyuruyor ve daire başkanı. Balkanlar ve orta akımdan bir yardımcı.